Sayın Başkanım hoş geldiniz. Efendim saygılar herkese, hürmetler, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Kendisi belediye başkanlığa da yoldu AK Parti'de. Ve gördüğüm kadarıyla da bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle de sokak sokak, mahalle mahalle çalışıyor. Yapmak istediklerini, yapacaklarını anlatıyor. Ben hem bir işletme sahibi olarak, hem bir taraftan da bir sivil toplum kuruluşunun başındaki bir insan olarak da Ereğli'nin daha iyi noktalara gelmesi için Ereğli'nin kaybedecek zaman olmadığını her yerde vurguluyorum. Sayın Erol Şahin de enerjisiyle, dinamizmiyle de bu işi göğüsleyebilecek, bunu yapabilecek olan arkadaşlarımız, adaylarımızdan bir tanesi. Adım Erol Şahin. 1966 Karadeniz Ereğli Bağlık Mahallesi'nde oluyorum. 20 mali müşavirlik yapıyorum. Teşvik, istihdam, vergi, ticaret, bütün bu konular, ekonomik olaylar, ekonominin her alanı birinci derecede bizi ilgilendiriyor. 10 yıllık bir siyasi parti yöneticiliğimiz var. 5 yıl ilçe başkanı olmak üzere 2011'e kadar. Merhamet durum yüksektir. Adil olmaya çalışırım her zaman için. Adaletli olmak benim üstümüm. Herkese eşit mesafede olmak isterim. Ve kimseyi ötekileştirmeden, kavga etmeden, kim gitmeden, kentte barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun. Ereğli'nin ekonomisiyle ilgili sıkıntılarımız var arkadaşlar. İsimlerimiz var. Birçok yatırımlar yapıldı Karadeniz Ereğli'ye. Ama yetmiyor. Daha fazla yapılması lazım. Mesela bundan 15 sene önce tersanelerimiz yoktu. Tersaneleri yaptık. Değil mi? Benim ilçe başkanlığımda 17 milyon lira vererek 17 trilyon limanını yaptık. 6-7 bin lira varan çalışanı oldu tersanelerde. Üniversite binalarını inşa etmek istiyoruz Ereğli'ye. Öğrenci sayımızı 3 binlerden 10 bin lira çıkartmak hedefimiz var. Bunu yapmak için yeni fakülte binalarına ihtiyacımız var. Hatta var olan fakültelerin ilave binaları olsa yeni bölümler açılacak, yeni öğrenci sayımız artacak. Mesela denizcilik bilimleriyle ilgili. Bir bina daha koysak belki 1000-1500 öğrenci daha ileride yeni bölümler açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. 1 milyar dolarlık bir yatırım. Ve din Ereğli'den ilave istihdam sözü verdi. Ve Erdem'in yönetimi bir gün sonra borsaya açıklama gönderdi ve 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Kapasite arttırdığını dedi. Biz diyoruz ki mesela hanımefendileri otobüslerle gezmeye göndereceğiz bedava. Çocuklarımızın kırtasiyelerini okullarda biz vereceğiz bundan sonra diyoruz. Ücretsiz kitapların üzerine. Yeni doğan bebeklere diyoruz ki emziği, maması ve çocuk bezini belediye olarak biz veririz. Bir tane kapalı halı sağlıyoruz. Bir tane aslanlar gibi düğün sorunu. 2 milyon ben tatlı sağlarım, %25. %75'ini onlar verir. 2 milyona elde bir kapalı yüzme havuzuna kavuşur. Geri kalan 6 milyonu da 3 tane tekstil atölyesi açarım. 750 kişi çalışabilir. 7-24 çalışan bir millet kütüphanesi. Çayıyla, kahvesiyle, çocuklarımızın, gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin. Değil mi? Biz çok önemli bir andayız şu anda. Tarihi bir noktadayız. Belediye başkanı kapınızdaki çöpü alıyor, mutfağınızdaki suyu akıtıyor. Yolunuzu yapıyor, asfaltınızı yapıyor. Direkt sizin hayatınızla ilgili günlük hayatınızı organize ediyor. O yüzden belediye başkanı seçimleri çok önemli. Ben 4,5 yılda Cumhurbaşkanı olduğum sürece Erol Şahin'de 5 yıl belediye başkanı yapacak. Ve bu süreç içerisinde Erol Şahin'in en büyük destekçisiyim dedi. Kendi ağzından çıkan cümlelerle. Bunu kim söylüyor? Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük liderlerinden bir tanesi. Karadeniz Ereğli'de Erol Şahin benim elim kolum temsilcimdir dedi. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamında bir yerde Sayın Cumhurbaşkanımız bir mitingde bu cümleleri sarf etti. Eğer bana inanıyorsanız, eğer bana güveniyorsanız, eş, dost, komşu, akraba, ana, baba, hepsiyle irtibata geçip Ereğli'nin geleceğini inşa ederken sizlerin de katkısı olsun. Ben 5 yılda en az 15 yılda yapılacak işleri yapmaya tarihim. Sıradan klasik bir belediye başkanı olmayacağıma söz veriyorum.